birimi. Rusya Federasyonu'nun para birimi. Neydi neydi? Manat değil. Azerbaycan. Bir harf alayım. Aldık yahu. Ruble. Canım sağ olsun, nazar boncuğu olsun. Nisan Hanım 9700. Hazırlığınızı ona göre yapın. Bir tane harf aldı Tolga Bey. Gelsin yenisi lütfen. Dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla benimsenen küresel... Global. Global. Gayet güzel. 6 harfidir, tek kelimedir. Gayet basit bir şeydir efendim. Bu tip tanımlama sorularını seviyorsunuz siz. Gelsin bakalım. Denge prensibiyle çalışan... Terazi. Ağırlık ölçüm aracı terazi. Burada dikkat, burada birden fazla doğru cevap aklınıza gelebilir. 7 harflisini seçiniz efendim. Biraz da risk alınız. Harf almadan çözülür bu. Soru çok açıklayıcı değil. Ama aşağı yukarı anlamı budur. Yüreksiz çekingen. Yüreksiz çekingen. Asıl özelliği çekingenlik. Cesur da değil. Pısırık. Ne yapalım? Pısırık. 700 puan. Çok güzel oldu bu iş. Dikkatinizi çekerim. Yarısı bitti efendim. Halen ilk dakikanın içerisindeyiz. Elimizde 3 dakika 8 saniye var. Buyurun yeni soru. Buyurun yeni soru. Gözaltı veya gözaltına alınan kişilerin konulduğu yerin kısa adı. Mapus değil. O tutukluyu. Nezaret. Nezarethane, nezaret. Hadi bakalım, kalıplaşmış bir tabir. Karşınıza çıkacak olan o. İki kelimeden oluşuyor efendim. Şöyle soruluyor. İlahi inancın sağladığı kuvvet. İki kelime. Manevi güç değil. Ha gayret. İlahi inancı çözelim. Kuvveti çözdük zaten. Güç, kutsal güç değil. Ha gayret, bulacaksınız daha kalıp. İman gücü. Efendim? İman gücü. 5100. 2 dakika 37 saniye var halen. Herhangi bir şekilde bir soruda takılırsak lütfen süreyi kullanalım. 0 saniyeyle bitsin de 100 puan fazla olsun Tolga Bey. Buyurun hocam. Tek kelime Türkçe ekiyle köküyle. Kuramsal olmayan, gözlem ve tecrübeyle yapılan... Deneysel. Ampirik. Deneysel. Sever misiniz denizi? Yani Trabzonluyum ama tabii. Yüzmek. Hmm. Çok böyle sporlarıyla fazla ilgili değil. Olta atmışlığınız falan hocam? Bir ya da iki kez. Bir ya da iki kez. İki kelime. Birleşik yazıldığı da görülüyor. Çok uğraştırmayacak sizi. Sorusu güzel. Sorusu tatlı. Adını yassı şekli nedeniyle yakıştırıldığı bir organdan alan deniz canlısı. Yassı şekli olan bir deniz canlısı. Adını da bir organdan alıyor. O şekli o organa yakıştırmışlar. Demek ki organ da yassı. Kafam bitti. İki kelime. Bu bir deniz canlısı. Yassı şekli var. Biçimi yassı. Yassı. Ve bunu bir organa benzetmişler. İnsan vücudundaki bir organa. Ben bir harf alayım. Yapmayın hocam. Aldık yahu. Bak Neslihan buldu hocam. B'si geldi zaten. Ha, deniz canlısının. Ha, balığı mı o? Demek ki üç harfli bir şey lazım. O da herhalde o organdır. Balığı ne organı? Göz balığı değil. Yok değil. Daha yassı düşünelim. Göz yuvarlak. Hocam ne balığı var ki? Yassı. Dil balığı. Eyvah!